Selamünaleyküm arkadaşlar. Merhaba hayvansever dostlar. Arkadaşlar elimde bir kan toplamda 11 tane musul beyazı var arkadaşlar. Bunlar biliyorsunuz Irak kuşlarıdır. Özünde taklacılardır. Fakat aldığım adam hiç uçurmamış. Ben de bilmiyorum oyun durumlarını ama uçurtursanız takla atar diye tahmin ediyorum. Çünkü fizikleri falan mükemmel. Güzel. Beyaz arayan arkadaşlar kaçırmasınlar arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Bir anne babadan toplam 11 tane bir aile. Kocaman bir aile musul. Bakın uzun uzadıya bakın kuşlara. Şu rengi kirli olan yavrular arkadaşlar. Bunlar mama ve ilaç lekeleri. Kuşların hepsi yeme düşmüş. Kendi başlarına yem yiyorlar, su içiyorlar. Hiçbir noksanları yok kuşların. 11 tane kuş var. Sağlık sorunlarında en ufak sıkıntı yok arkadaşlar. Tabii hani bir laf var ya, kirlenme yarışına girmişler, birinciliği beyaz kazanmış diye. Tabii ki beyaz kuşu güzel tutmak çok zor. Beyaz renk kiri çok çabuk belli ediyor biliyorsunuz. Diyor ya şampiyonluğu kirlenme yarışında beyaz kazanmış diye. Öyle olur arkadaşlar. Kuşlarımız güzel. Ben bunları satılasaya kadar bu salmadan ayırmayı düşünmüyorum. Zaten tipleri minyon. Otobüsün gittiği her ile gönderirim. Gönderim ücreti size ait arkadaşlar. Bunlar zaten minyon kuşlar. 11 tanesi bir kutuya sığar. 100 lira bir yol masrafı var. Ben de bunları 1200 lira istiyorum. Alın, besleyin. Beyaz hepsi bir aile. Bu fırsatı kaçırmayın arkadaşlar. Beyaz kuş biliyorsunuz adamı çok dinlendirir. Dinlendirir beyaz kuş adamı çok. Şimdi içlerindeki anne babayı ayırtamıyorum. Birazdan kudurur zaten anne baba. Son zamanlarda çok aranan kuşlardan arkadaşlar. Hem musul, üstüne üstlük beyazlar. Özellikle yeni kümes kuran arkadaşlar sakın kaçırmasın derim. Çünkü kuşlar kuş güzeli. Birazdan içeride kanat sesi de vereceğim. Genç arkadaşlar lütfen beni arayıp meşgul etmeyin. Aramayın beni arkadaşlar. Genç arkadaşlar lütfen beni aramayın. Rahatsız etmeyin beni. Allah rızası için aramayın beni. Yani Allah'ınızı, kitabınızı seviyorsanız beni arayıp rahatsız etmeyin. Varsa bir sıkıntınız mesaj atın arkadaşlar. 11 tane musul beyazı var arkadaşlar. İçlerinden zaten bir takımı birazdan içeride salacağım. Kanat seslerini görün kuşların. İçeride salacağım. Orada da belli eder anne baba. Ayaklarına da yüzüğü takarım ben. Orada kuşları aldığım kümeste aklımdaydı. Bir anda unuttum. Kuşlarımız güzel arkadaşlar. Vallahi hepsi birbirinden güzel. Zaten hepsi bir kan, hepsi bir soy, hepsi bir aile. Bu partiyi kaçırmayın derim arkadaşlar. Bu partiyi kaçırmayın derim. Kuşlar hepsi güzel. Sağlıklı. Alan adam bakımını yapmış, ilacını vermiş, yemini mamasını vermiş. Kuşlar sağlıklı arkadaşlar. Hepsini kendini kurtarmış kuş. Şimdi içeride salmaya gidelim. Hadi kanat seslerini duyun. Nihayetinde bunların soyunda oyun kuşluğu var. Bir de siz kanat sesini duyun görün. Sonra demeyin ki Birol abi sen bize çakma kuş gönderdin demeyin arkadaşlar. Bunlar orijinal musul beyazlarıdır. Orijinal musul kuşlarıdır. Şimdi de kanat sesi vereceğiz. Bakın kuştaki duruşa bakın. Bakın şu kuştaki duruşa bakın. Allah bak. Bunlar bak kuştaki duruşa bakın. Bakın asalete bakın arkadaşlar. Gerçekten çok güzeller. Hadi hep birlikte İçeride kanat sesini almaya gidelim. Şimdi teker teker kanat sesi verelim arkadaşlar kuşlarımıza. Bismillah. Kanat seslerini duyun arkadaşlar. Biliyorsunuz süs kuşlarında kanat sesi yoktur. Süs kuşlarında kanat sesi yoktur. Bakın maşallah subhanallah.
şurada. Maşallah sana. Geç bakalım. Hepsi bir kan arkadaşlar. Hepsi bir anne babanın. Anne babayı da şimdi göstereceğim size. Zaten yumurtaya sürüyor. Eşini. Dolayısıyla hemen belli ediyorlar. Ama orada yüzük takmayı unuttum ben. Gerçi çok sıkıntı değil. Bariz belli. Arkadaşlar kana sesleri oyun kuşu senesi. Gördünüz. Kana sesleri oyun kuşu sesi. Öyle bilinmedik kuş değil arkadaşlar. Kur'an çarpsın. Bilinmedik kuş değiller yani. Adam vakti zamanında bir takım almış, heves etmiş, parasını vermiş anne babayı. Üretmiş. Kümesi çoğalınca bunları çıkartma kararı almış. Uçurmamış da. Keşke uçursaymış da. Bak. Oh! Kana sesine bak, kana sesine bak. Bak hışır gibi tüyde kuşlar. Yavrular zaten. Şimdi anne baba da kendini belli eder. Dediğim gibi arkadaşlar pazarlık etmek için aramayın. 1200 lira bunlara bir şey dedik. İnanın hiçbir şey değil. Bunların takımları normalde 400'den 500'den gidiyor. 300, 400, 500'den gidiyor arkadaşlar. Satanlar 800'de satan da var. Yani biz bu kuşları uçurmuş olsaydık, taklasını göstermiş olsaydık takımı 800 lira 1000 liradan aşağı gitmezdi. Ama maalesef uçurma şansımız yok. Kana sesleri de mükemmel. Dediğim gibi her ile gönderim yaparım arkadaşlar. Her ile gönderim yaparım. Yol ücreti 100 lira. Bir kolye doldururum. Ateş düşürücüsünü veririm. Nefes açan antibiyotiğini veririm. Gönderim. Elinize sapasağlam gelir. Bak. Erkekle dişi belli oldu arkadaşlar. Bakın. Anaç erkekle dişi o. Bak yumurtaya sürüyor. Bak eşini yumurtaya sürüyor. Anaç erkekle dişi belli oldu. Ben size dedim zaten hemen belli ederler dedim. Çünkü anne baba dişiyi yumurtaya sürüyor. Bu kuşlara burada banyo veririm. Daha güzel olurlar. Üstlerindeki şeyi atarlar. Siz söyleyin. Lekeleri atarlar. İlaç lekelerini, mama lekelerini atarlar. Çünkü aldığım abi yavruları ekstradan eliyle de besliyor arkadaşlar. Sadece anne babaya bırakmıyor. Mesela bana da şu yemi verdi. Şu kuşları da hediye etti bana. Arka tepe sarı kırlara. Bir ol bunlara ilgilenir misin dedi. Dedim ilgilenirim. Onu beslemem için şu mamayı da verdi bana arkadaşlar. Eş yemi, yavru yemi bu. İşte pompaya karıştırıyoruz. Yavrulara veriyoruz. Abim bana şu kuşları hediye edince dedim abi elimde pompam yok yem de yok dedim. Bu ikisini de verdi bana şu kuşlar için. Yani aldığım adam Hüseyin Baba. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bütün yavrulara eliyle pompa takviyesi yapıyor. Yani o kuşlardaki lekeler bu yavru yeminden, yavru mamasından kaynaklanan lekeler. Yoksa öyle ciddi bir işlerinde hasta olan kuş yok. Bakın yani kuşlar gözünüzün önünde. Bunlar hep mama lekesi, ilaç lekesi. Sahibi anne babaya bırakmıyor. Kendisi de eliyle takviye yapıyor yavrulara. Bununla alakalı bir şey. Kuşlarımız güzel arkadaşlar. Bakın. Anne baba hemen önümüzde. Güzellikler. Hepsi bu anne babanın yavrusu. Vallahi bunlara da bir şey demedik arkadaşlar. 1200 lira dedik. Her ile gönderim yaparım. Kuşlarımız güzel. Süt beyaz. Son zamanlarda süt beyaz çok aranıyor. Çok tutulan bir renk oldu. Özellikle musulları arkadaşlar. İnanın bu rakam bir şey değil. Yani iki takımının parasını çektim size. Parasını söyledim. Bir an önce bunların hızlıdan satılması gerekiyor diye düşünüyorum. Çabuk gitmesi gerekiyor diye düşünüyorum.
Alana şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Hepsi bir kümes kuş, toplama kuş değil. Kimse diyemez ki şu kuş bunlardan değil. Hepsi bu annenin babanın yavrusu. Hepsi bu annenin babanın yavrusu. Keşke imkanım olsa da bu anne babayı ben ayırsam. Ama şu anda kuş satmam gerekiyor. İhtiyaçlarım var. Açıklarım, kaçıklarım var. Dolayısıyla bir şu yavru ekstra diyelim arkadaşlar, bakın. 11 tane kuş var. Şu en küçük yavru ekstra diyelim. Onun gagasında bir film var. Ciddi bir şey değil. Zaten sağlıklı kuş. Sağlıksız olsa böyle cin gibi olmaz. Hepsi bu anne babanın yavrusu. Alan arkadaşa şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Herkes Allah'a emanet olsun. Allah herkesin çarşısını pazar eylesin arkadaşlar. Herkesin çarşısını pazar eylesin. Herkese bereket versin. Herkese huzur versin. Afiyet versin. Sağlık versin. Dediğim gibi lütfen genç arkadaşlar arayıp beni rahatsız etmeyin, meşgul etmeyin. Birbirimizin kalbini, gönlünü kırmayalım. Allah'a emanet olun.